Çin'in siber güvenlik kontrol merkezi dünya genelinde internet üzerinden kontrol sağlamak amacıyla yeni sistem geliştirdi. 8000'den fazla önemli sitelerin kontrolünün sağlandığı ve 53 ayrı dili okuyabilen bu sistemin Tayvan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi saldırılarından emin olamadığı ülkeler başta olmak üzere Çin'in endişe duyduğu ülkelere yönelik olduğu, bunun için Çin'in içinde yer alan 18.000 şirketle anlaştığı bildirildi. Çin hükümetinin bu girişiminin özellikle Uygur Türkleri ve Tibetliler gibi özgürlük için Çin'le mücadele edenlere karşı bir girişim olduğu da düşünülüyor. Çin Şanhay kentinde bir ilkokulun önünde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda iki öğrenci hayatını kaybetti. Saldırganın 29 yaşında ve işsiz olduğu, çocuğunu okutmak için okula 1 milyon yuan ödemesine rağmen okuldan atıldığı ve parasının iade edilmediği belirtildi. Şanhay Dünya Yabancı Dil İlkokulu'nun önünde gerçekleşen saldırıyı hükümetin gizlemeye çalıştığı bildirildi. Ticaret savaşı endişeleri ve yuandaki değer kayıplarıyla baskı altında kalan Çin piyasalarında yılbaşından bu yana yaklaşık 2 trilyon dolarlık kayıp yaşanırken ekonomistler bu durumun devamı halinde Çin'de finansal panik havasının görülebileceğini ifade ettiler. Azerbaycan ordusunun 20 bin askerin katılımıyla başlattığı geniş kapsamlı tatbikat 20 Temmuz'da sona erecek. Azerbaycan ordusu tarafından başlatılan geniş çaplı tatbikatta 20 bin askerin yanı sıra 120 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla füze ve top sistemi, 30 uçak ile helikopter yer alıyor. Endonezya'nın Bali adasındaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Endonezya Jeoloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada 7 dakika süren patlamada yanardağdan püsküren kül ve dumanların 2000 metre yükseğe çıktığı ve lavların 2 kilometrelik alana yayıldığı belirtildi.